Evet. Yani Sörlot olmaz yani çok gerçekçi değil Sörlot geri dönsün derim tabii ki ama Samata gibi mi? Bakın Ali Yok. Bey demiş ki Ali <laughs> Bey Tiyam demiş ki Karagümrük'te biraz kaliteli bir forvet olsaydı ilk dörde rahat oynardı diye düşünüyorum. Katılıyorum demiş. ama Ali Bey'e ben burada karşı çıkıyorum mükemmel bir forvet var kara Karagümrük Kemal Ademi var. Kemal İroni Ademi. şu anda ikinci forvet <laughs> bile değil üçüncü forvet durumunda. <laughs> eee Mevlüt'le Kemal Ademi o ikinci forvet pozisyonu için rekabet hmm. halindeler. Ee, Enda o bu maçta Galatasaray'a sıkıntı çıkarabilecek bir oyuncu. Trabzonspor'a geçmiş. Trabzonspor'u geçiyorum artık. Trabzonspor... Frey mi daha halinde. kötüydü Kemal Ademi mi? Ben sen e, canlı izledin ikisini. Ben Fre ile Kemal Ademi'nin kıyaslanmasını Fre'ye büyük hakaret olduğunu düşünüyorum. O kadar yani. Oo yani, sen bir de röportaj yapmıştın evet. Kemal Adem'iyle Kemal Ademi yani Kosova kökenli vesaire de hani hemşerim hemşeri kontenjanından da torpil yapabilirim ama şunu İyi söyleyeyim. İyi de öldüreyim hakkını yemeyeyim diyorsun. Yok Frey ile <laughs> kıyaslanmaz. Ama Frey... Frey... de çok kötüydü. Bak ben. Bir de Adem'i ne kadar izledin? Ben Mihail Frey'i izledim canım bu sezon ne kadar oynadıysa o kadar izledim. Ama yani o kadar şans bulamadım. Kampta da Bak ben Mihail Frey'in çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Samatta, Tiam, Sisse, Ademi, değil mi? 4. Hmm. Başka var? koymak ister misin? Valencia'yı koymuyorum. Hmm. Valencia genelde kanatta kullanıyor. Bu 4 center for. Hmm. Bir anda da Frey. Hmm. Frey sezon başı Rize Spor maçına ilk 11'de çıktı Fenerbahçe'de. Eğer kalmış olsaydı, hmm. hani takım bulunamadı da kaldı diyelim. Eğer kalmış olsaydı iddia ediyorum en çok süre alan oyuncu olabilirdi Fenerbahçe'de. Santrfor, en uçta. En çok süre alan oyuncu olabilirdi. Enteresan bir adam. Bak, golcü bir adam mı değil. Yetenek olarak bence Fenerbahçe'ye transfer edilmesi de çok doğru değil. Bak bu da ayrı bir konu. Fakat ben mevcutlara bakıyorum. Saydım az önce Fenerbahçe'nin santraforlarını. Eğer Frey bu takımda kalmış olsaydı hiç hesapta olmayacak şekilde e, çok ciddi süreler alabilirdi. En çok süre alan santrafor olabilirdi Fenerbahçe'de bu 5 yani 4 isim dışında. Peki bugüne kadar izlediğimiz santraforlardan veya dünya futbolunda Fenerbahçe'nin bu oyuncu yapısına Uygun. En uygun santrafor kim sence? Ee, ben Fenerbahçe'nin son 20-30 yılında gelmiş en iyi santraforu. Hayır, Fenerbahçe'de oynamamış da olabilir. Şu kadroya ben şu santraforu isterim. Bu gol atar, hani iş yapar. Geçmişten yaparca. söyleyeyim. Mamadu Niang. Yani, Çok net. Hmm. Bu bir. Ee, Türkiye'den az önce söyledim. Abu Bakar. Hani Bu oyun yapısına hmm. uygun. Çünkü alan bulduğunda da etkili. Dar alanda da etkili. Hmm. İki tarafı da yapabiliyor. E ee, tabii öyle oyuncu bulmak çok zor. Yani Beşiktaş'ta açık konuşalım. Beşiktaş'ta ciddi bir riske girdi tabii, bu Okan tabii. oldu. Yani çok böyle planlanarak, hesaplanarak yapılmış bir transfer değildi. Risk alındı. Dünyadan dünyadan şimdi örnek veririm de komik olur abi. <laughs> no, ver ya. önemli değil yani bu Dünyada... tarz, tarz olarak şey yapıyoruz bu Ozan Zeyb'in almak istediği bir cevap var muhtemelen? Yok yok değil. Transfer de değil. Yani şey değil. O Aklıma geldi soruyor. öyle yani hep mesela Frey'i öne sürdüğü için söylüyorum. Mesela Frey çok iş yapardı bu takımdaymış gibi düşündük ya. Bak iş yapardı başka bir şey abi. Bu adam yokluğunda diyorsun. Daha Bunların fazla silah alır diyor. Daha, daha, daha Belki bunlara hiç göre daha çok, tabii bunlara Bilmiyorum. göre daha çok iş yapardı anlamında söylüyorsun. Peki <laughs> Yakup Bey demiş ki Frey'in oynadığı takımla bu takım çok farklı. Tabii ki yani e Şimdi o ayrı ayrı Frey bu sezon oynadı Çaykur spor maçına ilk 11 çıktı. Bir şey soracağım o maçta mıydı İyiydi de bir Ga maç gayet oynadığı iyi oynadı. bir maçta gayet beğenmiştik acaba ne hani demiştik gayet hey. iyi oynadı bir sonraki maç Galatasaray maçıydı ondan dolayı o geri çekildi evet. Geriye çekildi. Evet Galatasaray maçıydı. Şimdi tweetlerimiz var Demarkenin tweetini getirelim. Ben şu Frey ile ile ilgili bir şey söyleyeyim Frey kötü Ademi çok kötü. Ah, final cümlesi var. bu olsun yani onlarla ilgili ben de diyorum ki Fenerbahçe'nin hani bazı şeyler var hep sana da geliyor o mesajlar ee, yayınlarda Fenerbahçe konusu olunca Muriç olsaydı bu sene çok farklı olurdu falan diyorlar ben de diyorum ki Fenerbahçe'nin şu kadrosunu görünce belki sen benim tezimi çürüteceksin yani çok orta yapılıyor onun tarzı değil onun kafa golleri Fatih Tekke modeli bir şey lazım Fenerbahçe'ye gollerini hatırla tarzını hatırla İşte mesela ee, Eren Zahavi Mesela direktten döndü. Senin söylediğin ee, tarz. Direkten o, döndü. O, e, Santafor. Gittiği yerde de başarılı galiba o şu an. Hollanda'da ee. bayağı gol attı. Senin söylediğin tarz. Hani evet. Fatih Tekin hem on numara özelliklerini barındıran hem de çok iyi bir Santafor'du. E, o tanıma uyan Eren Zahavi olabilir. Evet. Peki tweetlerimize bakalım mı? Buyurun. Malum El klasiko var hafta sonu. Evet. E, Kuman'ın bir açıklaması vardı. Demarke paylaşmış. Lionel Messi'nin El Clasico'daki belirleyici faktör olmasını umuyoruz. Onun en iyi versiyonuna ihtiyacımız var. Fakat her şeyden önce Barcelona'nın en iyi versiyonuna ihtiyacımız var. Barcelona'nın en iyi versiyonu 10 yıl önce de kaldı. <laughs> Ama ben benim bu maçta favorim Barcelona. Öyle Onu mi da diyorsun? Söyleyeyim. Evet. Skor da iste istersen Volkan'dan. Tabii ki isteyeceğim. A, skor e, ya El Clasico'da çok enteresan işler olabiliyor ya. Bir an Sergio Ramos 2-3 kişiyi dövüp atılabiliyor falan öyle şeyler olabiliyor ben yani. Ben skor vermek istiyorum Melike. Ramos iyileşti mi? Bu i̇yileşti arada mi? İyileşti değil mi? Skor vermek istiyorum. Evet dinliyorum. 0-0. 0-0. Evet. Bir el o. Olmayacak skor. tek skoru söyledin Ozan abi. O yüzden söyledim bunu. Bu skor <laughs> ol olabilir yani. <laughs> Valla benim içimden çok gollü bir maç gibi geçiyor ama... Ben Peki. cidden sıfır sıfır diyorum ha bu maçın skorunu. Bir hiç, gol yani evet. Ramos, hiç gol de olmaz. Ramos sakat. Diyorum. Evet çünkü Ramos sakattı. Bir, sakat da bir, bir ay yoktu. Birlikte. Ramos sakat. Varan COVID pozitif. Carvajal Hı -hı. de yok. Hı -hı. Barcelona'ya bak. Eden azar. Barcelona'da sıkıntı yok. Bir Coutinho yok. Çok önemli değil o abi Hı -hı. zaten. Hafta içi Liverpool maçında da yoktu. İşte La Liga'da son durum bu arada. Lider Atletico Madrid Barcelona 65 puanda Real Madrid'in 63 puan var. Gerçekten zirve yarışında çok önemli bir maç izleyeceğiz. Bizim lige benziyor değil mi biraz? Evet, şu şeyde evet. e, rekabette çok benziyor. Üçlü de yine aynı şekilde e, son dönemde. Seviye de Trabzon aşağı yukarı aynı puanlarda. He. Evet, evet. Tam senaryo, <laughs> senaryo çok Bak, benziyor. Bak Real Sociedad'ta da Alanya Spor galiba evet. 46 46 olabilir. Şimdi tam bakmadım puan durumuna da benzer. Hepsine, hepsine bir şey benzetebiliriz. Evet, doğru söylüyorsun ama Bizim lige çok benziyor puan durumu olarak. Gerçekten benziyor. Barcelona Real Madrid'de şu an e, Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Yani birkaç hafta önce oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı anlamına geliyor. Evet. Burada Atletico Madrid tabii Beşiktaş gibi ellerini avuşturup bekliyor şu anda. <laughs> doğru. O hangisi kaybedecek <laughs> doğru, acaba diye. Doğru doğru tamam hepsini eşleştirdin. Lazım. Real Betis'le oynayacak. Onların Onlardan. da kazanması lazım. Benim bu maç yani ikisini de tabii herkes yakından takip ediyor La Liga'yı ama benim oyun olarak izlediğimde Barcelona'nın sanki galibiyeti daha, daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bu şahsi fikrimdir. Barcelona'nın falan da değilim bu arada onu da söyleyeyim. Hani hemen şimdi Türkiye'deki Real Madrid'ler falan Bir sağlıyor. Şey, getirdim. Melike geçen hafta şeylerini saymıştı ya Avrupa'daki çocukluğunda tuttuğu takımlar. Evet. Bayern Münih demiştin. Bayern Münih, Real Madrid, Manchester United, Juventus. Ben de Real Madrid demiştin. Juventus. Juventus demiştin. Ee, Hepsi hemen hemen aynı bizim. Yalnız Real, seni score, de seni Real Madrid, senin, skor, senin skor Real Madrid'de yaramaz abi. 0-0. Fransa'da li ligin hiçbir zaman bir şeyim yoktu. Kazanacak şeyi yok gibi yani. Hali yok gibi. Şimdi Lille'ciyiz tabii şu anda Fransa'da. Tabii canım. Lille. 2-0 bitti bu arada maç. Evet La Liga'da da son durum. Böyle...